Efendim herkese iyi akşamlar. Sizlerle bir arada olmak hem çok büyük bir onur, hem mutluluk, hem aynı zamanda açıkçası biraz da heyecan verici. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin ismi dahi her insanın hayatında son muhtemeldir ki en az 30-40 yıldır, öncesiyle ilgili fikrim yok. Ama 40 yıldır tahmin ediyorum her insanın hayatında heyecan verici bir evresi vardır. Yani acaba Boğaziçi'li bir öğrenci olabilir miyim diye. Bu kapsamda ben gerçekten bu heyecanla da buradayım. Dolayısıyla burada Boğaziçi Üniversitesi'ni emeği geçmiş, başta bütün rektörlerimizi, akademisyenlerimizi ve orada öğrenci olup sonra bu ülkenin ve hatta bana göre dünyanın sürecine katkı sunan, oradan yetişen kıymetli öğrencileri sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak isterim. Tabii bu akşam bir kısım Boğaziçi'nden mezun olmuş milletvekillerimiz burada, çok değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay bizlerle beraber. O burada bugün bu programı duyunca birlikte eşlik edebilir miyiz dediğimde o da koşarak geldi. Demek ki onun da zamanında heyecan duyduğu bir okuldu ki böyle istekli geldi diye düşünüyorum. Tabii çok değerli yol arkadaşlarımız, ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız var. Bugün Üsküdar ve Şişli belediye başkanımız var aramızda ve biz sizlerle bir aradayız. Kıymetli hocalarımız, her birinize tek tek gerçekten görüştüğümüzde, konuştuğumuzda, hala öğrenciniz olarak bilgi edindiğimizde o bilgilerle yaptığımız görevi daha iyi yapabilme gayreti içerisinde olurken o heyecanı hala hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi tabii 53 yıldır Türkiye'mize hizmet ediyor. Elbette Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihini 53 yılla sınırlayamayız. Bir geçmişi var aslında. Ta 1863'e kadar giden bir geçmişi var. YÖK'ün araştırma üniversitesi olarak deklare ettiği ilk üniversiteden birisi. Ülkemizin toplumsal ve ekonomik hayatına çok büyük katkılar sunmuş. Akademik özgürlük, kurumsal özellik ve katılımcı yönetim gibi değerleri inşa etmiş, gerçekten eğitim adına, yüksek öğrenim adına Türkiye'miz için önemli bir değerimiz. Böyle köklü ve gelenekli eğitim kurumlarına sahip olmak, kentlerin, toplumların geleceği açısından çok büyük bir önem taşıyor. Bu büyük değerlerimizi korumak ve geliştirmek açıkçası hepimizin görevi. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin en çok talep edilen, hayallerini süsleyen üniversiteler arasında yer alıyor. Birçok alanda birinci sırada ve tüm dünyada kabul gören prestijli, çok değerli bölümleri barındırıyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunları gerek kamuda gerek özel sektörde ülkemize fayda yaratacak işlerin altına imza atıyor. Tüm dünyada bizleri başarıyla temsil ediyor. Diğer yandan üniversiteler bulundukları bölgenin, kentin hayatını canlandırma, değiştirme açısından da çok değerli bir işlev gördüğünü hepimiz biliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin de İstanbul olan katkıları elbette yadsınamaz. Bünyesinde barındırdığı araştırma merkezleriyle, kampüslerinde düzenlenen etkinliklerle, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere sadece öğrencilerin değil, tüm İstanbulluların faydalanabildiği faaliyetleriyle kentimizin hayatına da değer katıyor. Bunların yanı sıra yerel yönetimlerle geliştirilen işbirlikleri de gerçekten çok önemli. Yıllardır birçok ilçe belediyesiyle ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ortak projeler yürütülmekte. Örneğin bizim için çok can alıcı bir hizmet,
kreşlerimizin eğitim planlamasını Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik ve güvenle oradaki çocuklarımızın hayata adım attıkları bir eğitim yuvası olarak bu yıl neredeyse 10 binin üzerinde bir çocuk sayısına ulaşan bir değerli zinciri İstanbul'umuza kazandırırken içerisinde güvenle takip ettiğimiz Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla oluşmuş eğitim planlamasının varlığı da açıkçası bizim bu yolculuğumuza büyük değer katıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerimizde matematik atölyelerini hayata geçirdik. Çok zevkli, çok katılımcı, çok hoş bir süreci bize yaşatıyor. Mahalle mahalle insanların ilgisini çeken bir noktada. Çünkü gerçekten yüksek sayıda kütüphanelerimiz ve alanlarımız var. Elbette çokça mahallemiz bu tür bir eğitimi de ilk kez görünce heyecanını en üst seviyede gösterebiliyor insanlarımız. Ama bütün bunlar var. Bu çalışmalar daha da çeşitlendirilebilir ama bugün burada bulunmamızın sebebi ne yazık ki son dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan birçok olumsuzluk. Ve bu olumsuzluklarla bu muhteşem eğitim abidesinin gündeme gelmesi. Ülkemizin, kentimizin çok büyük bir değeri akademik alanda dünya standartlarında olan bir üniversitemiz. Yani şaşılacak bir durum, üzüntünün tarifi yok. İnsan konuşmaktan bile utandığı bazı şeyler vardır ya, o da bunlardan birisi. Ne yazık ki üniversite cezalandırılıyor. Koca bir üniversite, muhteşem bir üniversite cezalandırılmak isteniyor. Boğaziçi'ni Boğaziçi yapan, bu çok büyük emekler veren akademisyenlerimizin düşünsenize içeriye alınmadığı, liyakat açısından yaşananları da üzüntüyle gözlemliyoruz. Çok sevdiği okulundan ayrılmak durumunda bırakılan akademisyenlerimiz dünyanın en önemli kurumları tarafından tabiri caizse kapılırken Boğaziçi Üniversitesi'nin ne yazık ki liyakat zincirinin bozulduğu ve beklentileri karşılama süreçlerinin tamamlanamadığı bir kısım kişiler tarafından kadroların doldurulmuş olması Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün sürecini sekteye uğratıyor ve insanları üzüyor. Bu akademisyenlerimizin ülkemizde değil de o değerli yetişmiş insanlarımızın başka ülkelerde akademik çalışmalarını yürütüyor olması Türkiye'miz için çok büyük bir kayıptır. İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi'nin, Mithat Alam Film Merkezi'nin mekansız bırakılarak çalışmaların önlenmesi sadece Boğaziçi Üniversitesi için değil, tüm şehir hatta ülkemiz için kayıptır. Ben aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları bir açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz göreve geldikten sonra bize yapılmak istenenlerle biraz benzetiyorum. Burada çok hani şaşırmayan bir insan konumundayım. Çünkü ben de yaşananlara benzer şeyleri yaşayan kişi olarak, birey olarak bu anlamda nedenli deneyimli olduğumu az çok sizler de biliyorsunuz. Ama bunların her birisini konuşmak gerçekten çok üzücü. Yani bu ülkeye çok büyük faydaları olan kurumları siyasal hırsları nedeniyle çalışamaz hale getiriyorlar. Ben açıkçası bu ve benzeri uygulamaların başka üniversitelerimize de yapıldığını çok iyi biliyorum. Öyle değil mi hocam? Yani bunları sizlerle de konuşuyoruz. Başka üniversitelerde de bu ve benzeri hamlelerin, hareketlerin yapıldığını gözlemliyoruz ve ben oralarda da arka kapının arkasından bir mücadeleyi, bir direnişi sizlerle birlikte yapma gayreti içerisinde oluyorum. Açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden İstanbul seçmenini cezalandırma çabasında olan bu anlayış Boğaziçi Üniversitesi üzerinden de bence
tüm gençleri ve tüm gençlerimizin umutlarını, hayallerini ve hatta halkımızı cezalandırmak istiyorlar. Kendi çıkarlarını, ülkenin çıkarlarını çok daha üzerinde gören bu vahşi partizanca davranış hiçbir zaman, açık ve net söyleyeyim, başarıya ulaşamayacaktır. Yani bu konuda çok yeni bir başarıya ulaşamayacaktır derken, hani kararlı bir güvenle bunu söylüyorum. Yani burada kime güveniyorsunuz? Vallahi kendime güveniyorum. Zaten her birey kendine güven duyduğu takdirde hiç kimse öylesi bir bütüncül gücün karşısında duramaz diye düşünüyorum. Tabii Boğaziçi Üniversitesi her hukuksuzluğa karşı kendini savunmaya devam ediyor ve inanın hani takdirle ve hem bir yanıyla üzüntüyle ama bir yanıyla da takdirle o direnişinizi, özellikle başta kıymetli akademisyenlerin direnişini takip ediyorum. Devam ediyor kararlı bir biçimde. Tabii bize de aynı şeyi yapıyorlar. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de engellemeye çalışıyorlar. Biz de onlar engellemeye çalışırken açıkçası onları kıskandıracak, hatta dönem dönem çatlatacak kadar İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyoruz. Ya çok şaşırtıcı işler. Yani çok üzüntü verici, çok karmaşık duygular içerisindeyim. Hani tarifleyemiyorum. İnsanın edebi, ahlakı tariflemeye ve konuşmaya bile beceremiyorsunuz. Şimdi geçenlerde bahsettim. Hani bu kadar toplumun gözüne soka soka bunu yapmaları, yani işte Beyoğlu Belediyesi hemen yanı başımız. Orada bir tarihi bir binayı restore ediyorlar, eski kışlayı. Ve bu kışlanın kapısına Ocak ayının ortasında bir tarafa kaymakamlık yazıyorlar, bir tarafa Beyoğlu Belediyesi yazıyorlar. 2,5 ay sonra seçim oluyor, parti değişiyor ve seçimi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı kazanıyor. Ve kazanır kazanmaz 1-2 ay sonra yazışmalara başlıyorlar. Burayı terk et. Niçin? Terk et. Ya belediye niçin terk etsin? Terk et. Yani efendim şu böyle, yok protokol yok. Protokolü gösteriyor belediye başkanı. Yani kaymakamın imzasıyla şu alanlar Beyoğlu Belediyesi, şu alanlar kaymakamlık diye. Ve zoraki, yani polisin oraya gelmesiyle beraber orayı Beyoğlu Belediyesi boşaltıyor. Yine bir iki sene önce Terra Santa diye bir manastırın daha öncesinde vakıfların Beyoğlu Belediyesi'ne verdiği ve kullanımın biçimini de tahsis şeklinde tarif ettiği bir biçimde buranın kullanılmasını isteyerek bir mukavele yapıyor Beyoğlu Belediyesi'ne. Beyoğlu Belediyesi kullanıma aykırı bir iki mekan da yapıyor o dönemin yönetimi. Hiç dokunmuyor. Bu gelen yönetim, yani yeni arkadaşımız İnan Bey, orada bu yanlışları da düzelterek devam etmek istiyor ve onu yapıyor. Ama direkt yazı yazıyor vakıflar. Diyor ki burayı terk et. Bu şöyle bir anlayış. Yani meselenin sadece partizanlıkla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Acı bir şey ama bu, hani bir yetkinin, bir demokrasinin, sandığın kesinlikle, belki de geçmişte dile getirdikleri gibi bu arkadaşlar ve bu anlayış için bir araç olduğu kesin. Yani bir seçimin sonrasında elde edilen hakların bir mülk edinme hakkı gibi,
her şeyi kendilerine ait olduğunu düşünen bir zihniyetin bugün yaptığı uygulamaların, ama bir ilçe belediyesine, ama bir büyükşehir belediyesine, ama bir üniversiteye yansıma biçimidir bu. Bununla kararlılıkla mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi, yani bu konuda tutarlı ve kararlı ve kesinlikle inançlı, ama aynı zamanda sabırlı, aynı zamanda yılmayan bir anlayışa sahip olan sizin özellikle akademisyenlerin direnişini överken iddia ediyorum, ben de en az sizin kadar öyleyim. Bu konuda bunu övünmek için söylemiyorum. Eminim içinizden ve başka yerlerden yüz binlerce insan da bana içinden aynı şeyi söylüyordur. Ben de en az senin kadar öyleyim diye. Dolayısıyla bu kötülüklere ve hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Hatta ben ilave ediyorum, bu mücadeleyi, bu kötülükleri yapan insanların dahi çocukları ve torunları için yapıyor olacağız. Onların bile geleceği için yapıyor olacağız. O bakımdan çünkü her şeye rağmen kesinlikle bu halkın ve bu gençlik kurumlarına, demokrasiye sahip çıktığını ve çıkacağına inanıyorum. Ve buradan seslenmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi ile uğraşmayı bırakın. Boğaziçi Üniversitesi ile uğraşmayı bırakın. Bu değerli üniversitemizi özerk idare yapısına kavuşturun ve bu üniversite bize yine gerçekten çığır açan yaklaşımlarını, icatlarını, yönetim anlayışlarını ve güçlü karakterlerini, yaratıcılıklarını yansıtmaya devam etsin. Buradan yetişen gençler ve insanlarımız, biz bu haklı mücadelesinde kesinlikle Boğaziçi Üniversitemizin yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu duygularla buradayım. Sizleri selamlamaktan ve sizlerin arasında olmaktan hem onur, hem gurur, hem heyecan duyuyorum. Elbette biraz sonra ben ayrılmak zorunda kalacağım. Burada çok değerli konuşmaları dinlemeyi çok arzu ederdim ama eminim ki büyük bir kısmının yine Boğaziçi Üniversiteli olduğunu göreceğim bir ödül töreninde yaratıcı gençlerin, girişimci kurum ve kuruluşların ödül törenine katılmak zorundayım. Çünkü orada da ev sahibiyim. Startupların ödül aldığı bir uluslararası organizasyonda olacağım. Onun için hepinizden özür dileyeceğim ve yerime öyle oturacağım. Çünkü biraz sonra ayrılmak durumunda kalacağım için şimdiden peşinen özür diliyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.